Sultan Süleyman'ın tahttan indirilmesi sizin olduğu gibi benim de en büyük arzum. Ve fakat Sultan Süleyman'ın Demetoka'ya sürgün edilmesi hususunda sizinle aynı fikri paylaşmıyorum. Sultan Süleyman yaşadıkça bizler için tehdit olacaktır. Kiberin daha şimdiden sağır etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder. Seni dinliyorum Mustafa'm. Nedir mesele? Annem. Neden hep ağlıyor baba? Neden hep üzgün görüyorum onu? Vaktiyle sana söylemiştim Mustafa'm. Kadınlar böyledir. Ziyadesiyle hassas oluyorlar. Bu saraydaki ağlayan tek kadın benim annem. Diğer kadınlar neden ağlamıyor? Neden sadece benim annem üzgün? Onun suçu ne baba? Günahı ne? Mustafa'm merak etme. Annen burada sarayda kalacak. Kalmayacak baba. Burada kaldıkça gözyaşı dinmeyecek. Ben artık buna izin vermeyeceğim. Hiç kimse annemi üzemeyecek. Gel. Sana ne söylersem söyleyeyim kâr etmeyecek değil mi? Beni dinlemeyeceksin ve gideceksin. Boşuna endişeleniyorsunuz. Hünkârımız esip gürler. Fakat beni de dinler. Bir kabahatim olmadığını anlayacaktır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak için insanın kalbinin temiz olması lazım. Sence babanın kalbi temiz mi? Sevgiye yer var mı? Kulakları açık mı? Vicdanının sesini duyuyor mu? Yoksa iktidarın gürültüsü çoktan esir mi aldı onu? Bir zalim mi yaptı? Ben kimsenin kalbinde ne olduğunu bilemem. Tek bildiğim kendi kalbimde ne olduğudur. Ben babamı seviyorum ve ona inanıyorum. Sana verdiği söze güveniyorsun. Tıpkı rahmetli İbrahim Paşa gibi. Üstelik sadece söz değildi.
Divan kararıyla kendinden bile koruyordu onu. Ben onun oğluyum validem. O benim babam. Sen yine de söylediklerimi aklından çıkarma. Dikkatli ol. Bunu al. Ve sakın yanından ayırma. Biz ne fırtınalar atlattık, ne dağlar, ne deryalar aştık. Üzülmeyin. İnşallah oğlum. İnşallah. Sevenlerinin duası koruyacak seni. Konuşmuştuk seninle. Söyleyeceğin tek bir şey beni teselli edebilir. Tek bir şey gözyaşlarımı dindirir. Ne olur vazgeçtim de. Gitmeyeceğim de. Bugüne dek sadece kalbimin sesini dinledim. Ne elde ettin dersen. Yüce Rabbim hiçbir şey vermediyse bana seni verdi. Nasıl şey mi bu? Benim aşkım ne ki? Umman da bir damla. Cihan senin aşkınla iniyor. Duymuyor musun? Dağlar, taşlar, ağaçlar. Haykırıyorlar, gitme diyorlar, gitme. Gitme. Bir tek sen duymuyorsun. Duymak istemiyorum. Bir şey olmayacak Nisa. Buraya sana, oğluma sağ salim döneceğim. Kötü şeyler düşmenin vakti değil. Bu son gecemiz. Ne diyorsun sen, ağzından yalasın. Gitmeden evvelki son gecemiz. Söz vermeni istiyorum. Bana bir söz vereceksin. Ne için? Geri geleceksin. Bizi bırakmayacaksın. Söz ver bana.
Çabuk gel baba. Nergis Şah, benim güzel meleğim. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun şehzadem. Amin. Validem. Mustafa'm. Oğlum. Kendine dikkat et. Sen benim bu cihandaki en kıymetli varlığımsın. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Endişeleriniz yersiz validem. Göreceksiniz. Baba. Hünkârımızın yanına gideceğinizi söylemiştiniz bana. Evet. Madem öyle, neden herkes üzülüyor? Şehzademiz sefere gidecek. Uzun sürebilir. O yüzden. Mehmet. Aslan parçası. Sultanlarım sana emanet. Onlara iyi bakacaksın, değil mi? Sen merak etme baba. Ben korurum herkesi. Konya'ya az kaldı şehzadem. Arzu ederseniz biraz daha dinlenin. Lüzum yok. Atmaca'dan neden haber yok hala? Eli kulağındadır. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, uçan kuş avlanacağını bilseydi. Sen eskiden bana şiir okurdun Taşlıcalı. Ne oldu artık, yazmıyor musun? Yazıyorum şehzadem. Yazıyorum da
Yoksa kalbin nasır mı tuttu? Bu ara pek güzel şeyler yazamıyorum. Dediğiniz gibi kalbin nasır tutmuş olmalı. Benim yanımda solup gittin desene şuna. Haşa şehzadem. Eğer bir kıymetim varsa o da sizin yanınızda olduğum içindir. Sahi, başı nasıldı bu şiirin? Göz, gamın ne olduğunu bilseydi. Gökyüzü bu ayrılığı çekseydi. Padişah, bu acıyı... Hünkârımız gönderdi. Hünkârımız göndermişler. Otağımı ordugâhtan uzakta kurmamı emretmiş. Haber verdiğinde de huzuruna yalnız girecekmişim. Ordugaha katılmanızı istememekle niyetini belli etmiş şehzadem. Hükmünü vermiş. Kolay mı sanıyorsun Taşlıcalı? Güçlü durmaktan, öyle görünmeye çalışmaktan usanmadın mı? Sen, Atmaca, validem, Nisa, etrafındaki herkes hünkârımızdan şüphe ediyor. Lakin ben hep diğer ihtimali düşünüyorum. Çünkü o benim babam Taşlıcalı, babam. Şehzade, hünkârımız bir şehzade her ihtimali düşünmeli diye buyurmuşlardı. Hatırladınız mı? O gün bu ihtimali düşündüğüm için kendimden utanmıştım. Benim hatırladığım bu. Babam bana kıymaz Taşlıcalı. Onunla konuşacağım. Bana inanacak. Hep inandı. Ben de bir babayım nihayetinde. Evlat sevgisinin neden de kıymetli olduğunu bilirim. Bu sevgi nice kötülüğü alt etmeye muktedir. Şehzadem. Atmacan. Hünkârımız ordugâhına teşrif etmiş mi? Biliyor musun? Sizden evvel ordugâha vardılar şehzadem. Otağı Hümayun'dan dışarı adımını atmadığı konuşuluyor. Selim geldi mi? Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir de ordugâhtalar. Cihangir de burada öyle mi? Bir malumat gelirse derhal haberdar edin. Emredersiniz Şehzade. Okun ucunda bulduk. Şehzadem, sakın gelmeyin. Hünkârımızın otağına girmeyin. Canınızı alacak. Görüyorsunuz şehzadem.
Herkes aynı şeyi söylüyor. Zinhar otağa gitmeyin. Ne malum? Bunun beni seven, iyi niyetli bir tarafından gönderildiği. Ya Rüstem'in bir oyunuysa bu? Ya bir tuzaksa? Maksatları hünkârımızın otağına girmeme mani olup beni isyana teşvik etmekse. Şehzadem ya tuzak değilse? Ya gerçekten dost biri gönderdiyse? Çıkın dışarı. Beni yalnız bırakın. Lakin bu son Mustafa. Bundan sonraki ilk hatanın zinhar telafisi olmaz. Hiç düşünmeden hükmünü veririm. Otur Atmaca, otur. Eğer senin ve beni seven herkesin söylediği doğruysa, bu gece son gecem. Allah esirgesin şehzadem. Zevcenizle, evlatlarınızla, dostlarınızla daha nice güzel günler yaşayacaksınız. Lakin bu gecenin bir son olduğu doğrudur. Yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Atmaca. Eğer bana bir şey olursa dinle. Senelerdir benimle birliktesin. Yanıma yoldaş oldun, sana itimadım tam. Varlığınla bana kuvvet verdin. Kendimi emniyette hissettirdin. Kolay değil bu. Kolay değil. Hele ki hünkârının cennetinden kovulmuş bir şehzadeysen. Kader bize ne gösterir bilinmez. Ola ki bu dünyadan göçüp gidersem, ne kanım ne davam mahşere kalmasın. Şehzadem. Bunun da tek bir yolu var. Bayezid. Onun yanına gideceksin ve sadakat yemini edeceksin. Ve o tahta çıkana kadar onun yanında kalacaksın. Bana söz ver. Atmaca.
Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Şehzadem, Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Alın içeri. Abi. Güzel kardeşim. Sefere geldiğini öğrenince çok sevindim. Aslında gelmeyecektim. Hakkında çıkan tevatürler beni hali korkuttu. Hünkârımız bir yanlışa düşer. Seni en ağır şekilde cezalandırır diye endişelendim. Ama yanılmışım. Aklıma vesvese sokan iblise lanet olsun. Bu cihan o kadar da kötü bir yer değil abi. Hünkârımız o iftiralara inanmak istemiyor. Niyeti sadece seni dinlemek. Zinhar canına kıymayacak. Bunu kendisi mi söyledi yoksa sen mi öyle düşünüyorsun? Az evvel konuştum. Sana yemin ediyorum kendi ağzıyla söyledi. Hiç kıyar mıyım dedi. Bu yüzden için rahat olsun abi. Aranızdaki bu sevgi, bu hürmet bu oyunu da bozacak. Yüreğime serin sular serptin kardeşim. Hünkârımızın beni idam ettireceğine ihtimal vermiyordum. Gene de aklıma bir şüphe düşmüştü. Şimdi hepsi bertaraf oldu. Gizlice geldim abi. Fark edilmeden dönmem lazım. Yarın beraberiz zaten. Sefere de inşallah beraber devam ederiz. İnşallah. Atmaca, ormanın öte yanına kadar refakat edilsin. Merak buyurmayın Şehzadem. Cihangir. Bu senin. Benden küçük bir hatıra. Nereden icap etti şimdi? Yoksa söylediklerime inanmadın mı? Bu cihanda sırtımı dönebileceğim pek az insan var. Sen bunların başında geliyorsun kardeşim. Ne vakit insanlardan yüz çevirsem, umudumu kaybetsem, karanlığa düşsem, bir anda çıkar gelirsin. Saflığınla, masumiyetinle, bu cihanın yaşamaya değer bir yer olduğunu bir kez daha hatırlatırsın bana. Hadi git artık. Uğurlar olsun. Şehzademizin iyi niyetinden asla şüphem yok. Lakin yine de ihtiyatlı ol... İdam edilme ihtimalim. Bir güneş kadar parlak. Oradan sağ çıkmam ise... bir mum ışığı kadar cılız olsa bile... ben yine de gideceğim Taşlıcalı. Ömrümün sonuna kadar... bir mum gibi yanmaktansa güneşin içinde kavrulmayı yeğlerim.
Asla isyancı olmadım. Olmam. Şehzademizin hünkârımıza itimadı tam olabilir. Lakin ben öyle düşünmüyorum. Al benden de o kadar. Artık ok yaydan çıktı. Dönüş yok. Thank you.